Şimdi ekranlarınıza gelecek bölümün konusuysa elektronik üvendire. Süleyman Demirel Üniversitesi Şarki Karaağaç Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerinden veteriner hekim Kaan Ayanoğlu'na ait çalışmanın detaylarını gelin birlikte görelim. Geleneksel hayvancılık yöntemleri giderek gerilerde kalıyor. Verim ve kalite artışı sağlayan yenilikler yetiştiricilerimiz tarafından hızla benimseniyor. Profesyonel anlayışla kurulan modern hayvancılık tesislerinin sayıları çoğalırken, küçük ve orta ölçekteki işletmelerde de modern yetiştiriciliğin gerekleri uygulanıyor artık. Değerli hayvan yemi olan silaj hemen her işletmenin vazgeçilmezi mesela. Suni tohumlama da öyle. Hayvanlar daha sağlıklı. Süt ve et kalitesinin sağlanması için uzman görüşleri doğrultusunda gerekenleri yapıyor yetiştirici. Bunlar ve benzeri temel uygulamaların yanında çağın gereği detaylar da düşünülüyor. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Şarki Karaağaç Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölüm Başkanı, öğretim görevlisi Kaan Ayanoğlu'nun buluşu olan Büyükbaş Hayvan Kontrol Cihazı da bu detaylardan. Hayvanların da birer canlı olduğu ve hakları olduğu düşüncesinden hareketle önemli bir detay üstelik. İsmim Kaan Ayanoğlu. Süleyman Demirel Üniversitesi Şarki Karaağaç Meslek Yüksekokulu'nda Teknik Programlar Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktayım. 12 yıldır veteriner hekim olarak da çalışıyorum. Bu fikrin doğması eşim de veterinerdir. Eşimin belediye mezbahasında görev yaparken kesim sahasına, kesim alanına alınamayan hayvanların dövülmesi sonucu ortaya çıktı aslında. Yani günümüz Türkiye'sinde Avrupa şartlarına, Avrupa hayvan haklarına uygun olarak böyle bir bu tür görüntülerin çekilmesi tabii ki sıkıntı yaratıyordu. Ve hayvanları dövmeden sadece onları yüksek frekanslı, yüksek voltajlı ve düşük akım ile uyararak onlara zarar vermeden hem kesime sokmayı hem de veteriner hekimlerin bazı hastalıklarda, örneğin hipokalsemi olgularında hayvanı döverek ya da su dökerek uyarmak yerine işte bu aracımızla uyarmalarını sağlamak amacıyla geliştirdik. Ürünümüz bir pille çalışıyor. Çok kullanışlı ve çok pratik bir ürün. Hiçbir bakımı yok. Türkiye'de üretimi de yok. Sadece bizim tarafımızdan şu anda üretilmekte. Tabanca şeklinde olan ürün veteriner hekimler için geliştirilmiş ve hayvanın yakınında bulunduğu zaman uygulama ya daha müsait küçük olduğu için. Bu job şeklinde olan ürün ise mezbahalar ve kesimhaneler için geliştirilmiş. Hayvanlara uzaktan müdahale edebilmek, insanlara zarar vermesini engellemek amacıyla üretilmiş. Aslında ikisinin de çalışma prensibi ve çalışma şekli aynı. Fakat farklı alanlarda kullanıldığı için farklı şekillerde üretmeyi daha uygun gördük. Kullanımı oldukça kolay olan cihaz, hem yetiştiricilerin hem de hayvanlara müdahale etmesi gereken veteriner hekimlerin önemli bir ihtiyacını da karşılıyor. Bunu yaparken de hayvanlara zarar vermiyor. Elektronik üvendire aslında hayvanları insancıl bir yordan uyarmak için geliştirilmiş bir elektronik alet. Veteriner hekimlerin hipokalsemi denen olgularda serum taktıktan sonra hayvanın kalkmasını sağlamak amacıyla su döktüklerini görürsünüz. Ya da görürüz bizler, ben de veteriner hekimim, ben de bunu yaparım. Ya da suyla da yeteri uyarı sağlanamadığı zaman maalesef sopayla kaldırmaya çalışıyoruz. İşte bu gibi olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yine veteriner hekimlerin kullanım amacıyla bu kullanımı kolay ve ergonomik bir yapısı olan dijital elektroşok aletini geliştirdik. Veteriner hekim arkadaşlar ya da yetiştiriciler bu gibi hayvanları uyaramadıklarında, istedikleri yere yönlendiremediklerinde ya da hayvan alıp satanlar
hayvanları arabaya çıkaramadıklarında ya da arabadan indiremediklerinde bu aleti rahatlıkla kullanabilirler. Aletin kesinlikle hayvanlara herhangi bir zararı yoktur. Yüksek voltaj ve düşük akım verir. Hayvanların hissettiği şey iğne batması gibi bir şeydir ama aslında tabii ki iğne falan batmıyor. Ve böylece rahatlıkla kontrol edilmesi sağlanıyor. Bu durum yine aynı şekilde mezbahalarda da geçerli. Kesime girmek istemeyen hayvanların kesim salonuna sokulması amacıyla dayak atmak yerine böyle bir aleti kullanmalarını da biz öneriyoruz. Günümüz Türkiye'sinde Avrupa Birliği'ne girme çalışmalarının yürütüldüğü zamanlarda hayvanları dövmek ya da hayvanlara kötü davranmak gibi olguları, görüntüleri ortadan kaldırmak için ortaya çıkardığımız bir üründür. Mezbahalarda kullanımının diğer bir avantajı da şudur. Mezbahada kesime girecek hayvanların kesim öncesinde dövülmesi, kesim sonrasında sopa uygulanan ya da dövülen yerlerde büyük miktarlarda bere çökmesine neden olur ve ette de kayıp meydana gelir. Aynı zamanda böyle bir dövme vurma işlemi olmayacağı için herhangi bir ette berelenme olmaz ve ette de bir kayıp meydana gelmez. Elektronik güvendirenin kullanımı da çok basittir ve herhangi bir bakımı yoktur. Sadece arka kısmındaki kapak açılarak 9 voltluk bir pil takılarak kullanılır ve emniyetlidir, emniyeti vardır. Herhangi bir kişinin rastgele tetiğe basarak birini yaralaması ya da korkutmasına imkan tanımaz. Aynı anda yandaki emniyet tuşuna da basılarak çalışması sağlanır. Hayvan sağlığını ve konforunu gözeten bu ve benzeri cihazların yaygın kullanımı, işletmelerdeki verimliliğin etkenlerinden olacak gibi görünüyor.